Herkese merhaba. Merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün yanımda bir konuğum var. Kendisi Deniz Alayat. Deniz profesyonel koç, mentor. Aynı zamanda içerik üreticisi ki birlikte zaten LinkedIn'de de yayın yapmıştık motivasyon üzerine. Erteleme üzerine sınır çizmek ve aslında kendini değiştirmek üzerine koçluk ve mentorluk yapıyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim Çağrı'cığım beni davet ettiğin için. Ben çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki, merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? İlk soruyla başlayayım istiyorum. Çünkü sana hı. baktığım zaman internette Deniz Alayat yazıp Google'a tabii ki sordum. yani Deniz'le acaba bilmenin neler Meraklı var? Meraklı bir insan olarak. Tabii ki. Nelerden konuşuruz, nereye gideriz? Hı hı. Bugün ana çatımız erteleme olacak. Evet. Ama bunu konuşurken baktığımda da senin aslında bir taraftan çok fazla şey yaptığını da gördüm. Ama son dönemde daha çok aslında sadeleşmeye gitmişsin. Erteleme, sınır çizme, hayatını değiştirmek üzerine diye bir yere bunu aslında daha niş bir alana doğru çekmişsin. Burayı nasıl başladın? Yani Koçluk hayatın nasıl başladı? Neden erteleme ve sınır çizme alanına doğru bir nişleşme ihtiyacı hissettin? İnsan kendi ihtiyaçlarından bir şeyleri doğuruyor diye Hı -hı. başlayabilirim belki Hı -hı. konuşmaya. Ee, aslında hikaye tamamen şöyle başlıyor. Ben uzun süre basın ve eticaret alanında yöneticilik yaptım. Ee, ve kurumsal bir iş yaşamın içerisindeyken rahatsızlandım ve lösemi oldum. Bunu Hı -hı. çok kısa sürede öğrendim. Zaten çok kısa zamanda gerçekleşen bir e, kanser türü ne yazık ki. Ee, çok şükür, çok şükür. E, iyileştim kardeşimden nakil oldum ama bu süreç içerisinde aslında kendimle yaşamımla ilgili neleri değiştirebilirim ya hani bir yerlerde neler yapıyor olmam lazım daha iyi halime gelebilmek hmm. adına bütün bu yaşadıklarım acaba bana neleri gösteriyor diye düşünmeye başladım destek almaya başladım ve sonrasında bu destekle ilgili araştırmalar yaparken ya bunları böyle toplu bir şekilde alabileceğim bir eğitim var mı diye bakarken hmm. koçlukla, karşılaştım ve ilk e, aslında adımım Amerika'da bir okuldan e, sağlık koç eğitimi almaktı. Hmm. Tamamen amacım hani kaybettiğim sağlığımı geri kazanma yolunda kendime neler verebilirimle ilgili biraz daha toplu bir bilgiye, daha kolay ve daha doğru uzmanlardan ulaşmaktı. Sonrasında bu eğitimi aldıktan sonra aslında bu işi de yapmayı istediğimi ne denir? Buna bir yetkinliğim olduğunu, heyecanlandırdığını, evet heyecanlandırdığını, motivasyonum olduğunu bunları fark ettikten sonra da sağlık koçu olarak çalışmaya başladım. O nedenle belki sen oradaki içeriklerime de çokça evet. rast gelmiş olabilirsin. Büyük ihtimalle buradan sana ilk defa görenler de onlara denk gelebilir. Olabilir. Bununla beraber hayat Özellikle ben kendi yolculuğumdan biliyorum ki bütün gün brokoli de yiyor olsanız, bütün <laughs> yeşil gidi besleniyor toksik bir iş yerinde çalışıyorsanız, toksik ilişkiler içerisindeyseniz, kendinize... Bedenin dışında ruhsal olarak da iyi bakamıyorsanız, kendinize bakım verme zamanlarını yaratamıyorsanız, hmm. öncelik veremiyorsanız ve burada işte o sınırlar dediğimiz şeye geliyor. O hedefleri ertelememek, kendine zaman ayırmak kısımları geliyor. Kendini gerçekleştirmek için adım atmak geliyor. Bunları yapmadığınız zaman bir taraftan bir şeyler eksik oluyor. Çünkü bir bütünün içerisindeyiz. O yüzden de hayat ...tekrar beni başka koçluk eğitimleriyle biraz daha bu tarafa doğru hmm. getirmiş oldu. Ve gerçekten en çok da şu anda danışanlarımda da karşılaştığım... ...etrafımda da karşılaştığım çok ciddi bir erteleme sorunu içerisindeyiz... <laughs> Hepimiz dahil olmak üzere. Ha, bu insan Benim hiç öyle bir erteleme derdim ha, yok. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ya buraya gelmeden önce öyle söyleyemiyordun. <laughs> yok yani dinleyenler bence büyük ihtimalle çoğumuz böyle diyecek ama işte hiç evet. çok şeyi erteliyoruz. Evet çok, çok şeyi erteliyoruz. Bazen bazı şeylerin ertelenmesi de gerekebilir. Hı -hı. Bunları da konuşuyor oluruz belki seninle podcastin içerisinde. Ama hani bilinçli olarak ertelemek başka bir şey ama bir takım bahanelerin arkasına Hı -hı. sığınarak... ...ya da bir takım özelliklerimiz nedeniyle ertelemelere düşüyor olduğumuz... Tuzaklar var onları zaten seninle konuşacağız. O yüzden erteleme sınırlar kendini gerçekleştiriyor olmak. Bir taraftan da aslında adaptasyon. Çünkü günümüz dünyasında çat, çat, Hı -hı. Çat, acayip hızlı bir dünyanın içerisindeyiz. O yüzden de hani orada olanla esnekliği kazanmakta genellikle çalıştığım koçlukta çalıştığım konular içerisinde ve bu konularda da içerik üretmeyi de çok seviyorum. Harika. O zaman şu soruyu sorsam. Şimdi sen erteleme anında çalışan bir koçsun. Konumuz erteleme. Hı -hı. Ben dedim ki hiç ertelemiyorum ama güldük tabii ki buna. Peki erteleme anında çalışan bir koç Hı -hı. hiç erteler mi? Erteler. Gerçekten mi? Tabii. Mesela yakın zamanda ertelediğin bir şey var mı? Buraya gelmeyi ertelemek istedim. <gülüyor> <gülüyor> ya ertelemek biraz şöyle bir şey. Bunu konuşuruz ama zaman yönetimi problemi gibi görüyoruz ama Hı -hı. aslında bir duygu durum e, problemi Hı -hı. diyebilirim. Yani... Burada şey söyleyeyim. Zaman yönetimi gibi problem görüyoruz çünkü herkes çok meşgul ve hiç kimsenin şey zaman yok. Hı -hı. Bu şeyde hep görüyoruz. Evet. Yani o yüzden de hani zamanım yok. O nedenle de bunu erteliyorum demek aslında bizim çokça sığındığımız ya da belki de hani üstünde fark etmeden de hani altına başka sebepler varken onları görmediğimiz için yukarıda yüzeyde kalan problem olabilir aslında hmm. ama benim örneğim bu örneğimde işte stüdyoda ilk yani ben daha önce podcast'te konuk oldum ama hep online konuk oldum. Hı hı. O nedenle konfor alanında online'de hı hı. konuk oluyor olmak başka bir şey. Ama işte şimdi stüdyoya gideceğim işte e, ya yanlış bir şey söylersem e dersem işte cümlem kesilirse telefonum açık kalırsa <laughs> bir sürü düşünce insanın aklına gelebiliyor ister istemez. Çünkü konfor alanından çıkmamı gerektiren bir şey yapıyor. <laughs> Ama burada hani yine bu örnek üzerinden gidecek olursak kendime şunu hatırlattım. Daha önce canlı yayına konuk olmuştum 3-4 kez radyoda. Denizim o canlı yayında bak o stüdyoyla <laughs> senin böyle bir şey yapmıştın. Yapmamış olsam bile sana şey yazmıştım. Stüdyoda podcast hiç çekmemiştim. O nedenle hadi mümkünse stüdyoda yapalım bunu. Evet. Ondan yapmayalım diye. Bir, bir heyecan. Yer. bir Evet. Aslında farklı bir şey Kendime istiyorum. de Evet kendime de yani bunu denemek için adım atacaksın ve attığında aslında bunun keyifli bir şey olduğunu da görebilirsin. Ya da görmüyor olursan <laughs> da okey bu bir yaşantının. Evet yani yaşantının içerisinde bir deneyim olmuş oldu ve hoşlanmadığımı gördüm. Zorlandığımı gördüm. Bununla ilgili ne yapabilirim? Ondan sürekli kaçmaktansa aslında yüzleşmeyi seçen bir hali seçmiş oldum burada. O yüzden evet erteleme potansiyelimiz <laughs> erteleme koçu oluyor olsak bile bu alanda çalışan bir koç oluyor olsak bile var. Kaldım. Yalnız değilsiniz. Yani bunu senden duymak bence hem bana hem de dinleyicilere gelecektir diye düşünüyorum. Aynı bir de söylediğim gibi şu an bir stüdyodayız. O yüzden ailesine buradan teşekkür edeyim. Bunu en azından buraya eklemiş olalım. Ha Oradan da dinliyorsanız zaten uygulamada hani bu alanları keserseniz, hoşunuza giden alanları kesip paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Deniz de anlattığın şeyin içerisinde aslında genel bir erteleme davranışı içerisinde girdiğini söylüyorsun. Hı -hı. Ama aslında buna nasıl baş edeceğine dair bize veriler de verdin, doneler de verdin. Hı -hı. Çözüm önerisi de getirdin. Hı -hı. Ama henüz oraya gidip derinleşmeden önce Hı -hı şey konuşalım istiyorum. Ya biz neden erteliyoruz gerçekten? Ya sen bunun aslında bir duygu durumu bozukluğu olduğunu söyledin. İnternete de Google'a yazarsak ilk şey çıkıyor. Erteleme hastalığı. Direkt hı hı. önerisi Google'ın bu. Hı hı. Erteleme hastalık mıdır? Neden erteleriz? Kökenine ne yatıyor? Hı hı. ya çünkü gerçekten meşguliyet çağındayız. Hız çağındayız. Herkes çok meşgul. Ama ne kadar hızlanırsak hızlanalım hiçbir şey de yetemiyoruz. Bu da aslında en büyük tuzaklardan bir tanesi. Ve ertelemede herkesin yaptığı ve bunda pek kabul etmediği bir şeyin içerisinde kalıyor. Kökenlerin neler var? Neler görüyorsun? Ah, kökeninde o kadar çok şey var ki. Yani çünkü seninle de daha önce LinkedIn'de Hı -hı. yaptığımız ve yayında da söylemiştim ya. Parmak izimiz kadar farklıyız. Hı -hı. O yüzden de parmak izimiz kadar farklı neden olabilir. Her birimiz farklı nedenlerle, tek bir nedenden de olabilir, Hı -hı. farklı nedenlerden de bir sürü şey erteliyor olabiliriz. Mükemmeliyetçilik bunlardan biri. Mükemmel podcast'e çıkmak için Bilgilerimi çok mükemmel bir şekilde anlatıyor olmam lazım. Benim örneğimden gidiyor olanım burada. Mükemmel bir duruş sergiliyor olmam lazım. Kıyafetimin, görüntümün mükemmel oluyor olması lazım. Sesimin mükemmel olması lazım gibi gibi. Hani kendime o aslında erişemeyeceğim ama sürekli hedefte tuttuğum o mükemmellik var ya oraya gitmeye çalışmak e, aslında ertelemenin sebeplerinden bir tanesi olabilir. Ya da mükemmel anı beklemek. Yani hazır olduğum <laughs> anı ya da her şeyin böyle hazır olduğu işte meditasyon yapacağım. O evdeki sessizlik anını bekliyor olmak. Kalabalık bir evde sessizlik anını beklemek gibi. <gülüyor> Olmuyor. <laughs> Tabi o sırada yan taraftan inşaat sesi geliyor. <gülüyor> evet <gülüyor> gibi. O yüzden hani neyi saymış olduk mükemmeliyetçilik, mükemmel anı bekliyor olmak ya da yapacağım şeyle ilgili canımın çok sıkılacağını düşünüyor olmak. Yani yapacağım hmm. iş çok can sıkıcı olabilir çok bunalacağım o işle ilgili. Böyle bir veri olabilir bende yani gerçekten bu böyle de olabilir o nedenle de erteliyor olabilirim. Varsayıyor da olabilirim çünkü bilmiyorum sana hiç oldu mu ben de sana sorayım. Böyle hiç böyle canının çok sıkılacağını ya da hani çok kötü geçeceğini düşündüğün herhangi bir deneyimden kaçarken sonra o deneyimi yaptığında ya da ona başladığında ya o kadar da can sıkıcı değilmiş ya ben niye hani bu çileyi çektim kardeşim dediğin yerler oldu mu? çok fazla oluyor. Hı -hı. Yani özellikle de benzer şeyler yapmaya başlayınca. Örneğin işte ben bir taraftan konuşmalar da yapıyorum. Bazen işte üniversite öğrencileri beni davet ediyorlar. yani benzer şeyleri konuşuyoruz. Hı -hı. O yüzden gitmeden önce hep ayağımı diretiyorum. Yani yine aynı şeyi Hı -hı. anlatacaksın. Hatta bazen kendi kendime şımarıklık yapıp yakın arkadaşlarıma falan şey diyorum yani. Ya yani gideceğime keşke bir podcast'ımı göndersen falan. Orada Hı -hı. zaten var gibi bir şey gidiyor. Ama bu aslında kendini beğenmişlik ya da egodan değil yani. Bu aslında kendi kendime söylediğim. Ama her seferinde senin biraz önce söylediğin gibi, ben de deneyimi seviyorum, yani şey diyorum sonra kendime. Ya yeni insanlara tanışacaksın, aynı konuyu konuşsan da yeni birileriyle tanışmış olacaksın hı. ve bu beni son çok motive ediyor. Ve gittiğim zaman da her seferinde çok daha keyif alıyorum hı hı. çünkü birlikte o kişiyi tanımak, o kişinin bakış açısını görmek bana çok iyi geliyor. Çünkü insanlarla sosyalleşmek her zaman güzel bir şey. E tabi bazen sıkıcı da olabiliyor ama o da denemin parçası yani 100 tane deneyimden bir tanesi belki sıkıcı olacak. Bazen sıkılmak da gerekiyor diye düşünüyorum. Bazen sıkılmak da gerekiyor. Evet bu dönemde unutmayı şey Hı -hı. E, seçtiğimiz ya da unuttuğumuz ya da unutturulduğumuz bir şey ya sıkılmak sıkılmak diye bir şey vardı. Tabii ki. Tek başına kalmak istemiyoruz. Ee, evet yani hani artık onun yerine Instagram'la ya da TikTok'la kalabiliriz. Tabii ee, ben de dahil olmak üzere <laughs> pek çoğumuz bunu tercih ediyoruz Hatta diye düşünüyorum. yayın öncesinde işte <laughs> bir kahve dükkanında otururken 3-4 <laughs> masa arkamızda birisi bayağı son ses bize sürekli TikTok izletti. Yani biz de onunla beraber evet moddan <laughs> moda yani. geçtik değil mi? Evet. Hani duygudan duyguya atladığımız bir durumu yaşamış Kesinlikle. olduk aslında. Bunun dışında neler olabilir Hı -hı. mesela? Yanlış duygusal tahmini burada hani canımı sıkılacağını Hı -hı konuşmuştuk. Sen bununla ilgili çok güzel bir örnek ve kendini nasıl motive ettiğinle ilgili bir örnek verdin. Ya da bazen bir şeyin çok kısa süreceğini ya da çok uzun süreceğini tahmin hmm. edebiliriz. Genellikle zaman yönetimiyle ilgili de çalıştım. Ertelemeyle de ilgili çalıştım. Danışanlarda bu oluyor. Yani bir şeyin çok kısa süreceğini tahmin ediyorum. Yani 15 dakikalık iş. iş. Hani <laughs> yarın da yaparım. Akşam yaparım. Öğleden sonra yaparım. Hiç merak etme. Ama o öyle olmuyor. Çünkü 15 dakikalık diye tahmin ettiğimiz iş bazen 2 saat olabiliyor. Bazen de çok büyük gelebiliyor o iş bize. Hani altından kalkamayacağız ya da çok uzun gibi gelebiliyor. Ama aslında işin içine girdikten sonra çok kolaymış yani. Evet, yani evet ya oluyormuş dediğimiz şeyler olabiliyor. O zaman burada bir hani yanlış tahmin oyunu da var. Hatta ben zaman yönetimini <laughs> çalıştığım kişilerle bazen şey yaparım. Not alın yani işe başladığınız zaman kaç, kaç dakika sürecek değil kaç mi? Kaç dakika sürdü? Bir bakalım hani çok çünkü bu, buralarda bir yanlışlıklar var yani. O yüzden bir hadi bir mühendislik oyunu oynayalım burada ne oluyor biraz sayısalcılık yapalım burada diye e, onu çalıştırdığım anlar oluyor hı hı. böyle bir şey de söz konusu olabilir senin mesela ertelerken böyle aklına gelen bir şeyler var var mı neden olarak mı evet arkasında hani ya, fark ben ettiğim bir şeyler bahsettiğim mükemmellik tarafı çok fazla vardı eskiden ama artık hı hı. podcast yapa yapa orayı açtım ama genelde gerçekten çok uzun süreceğini düşündüğüm şeylerden bir kaçınma eğilimim var. Çünkü işte başladığım zaman çok uzun vaktim alacak ama bir taraftan da yapmam gereken küçük şeyler var. Hı -hı. Ama sonra bir bakıyorum ki o küçük şeyler o kadar fazla dikkatimi dağıtıyor ki, Hı -hı. o ayırdığım zamanı bile, o kadar vakti bile ona bırakamıyorum. Hı -hı. O zaman zaten o şişmeye başlıyor. Hı -hı. Bir süre sonra bir sonraki günü, sonraki günleri almaya başlıyor. Ve bu bende bir süre sonra fiziksel yorgunluk da yapıyor. Hı -hı. Menetrol yapacağımı biliyor olmak, zihnimde onu bilmek bile. Beni yorgun kılıyor Hı -hı. ve altından kalkamıyorum. Yani onu çok fazla gördüğüm şeylerin bir tanesi bu geliyor aklıma. Bir diğeri de belki biraz daha konuşuruz. Zihnimizdeki sınırlayıcı inançlar var. Hı -hı. Yani sen de aslında biraz bahsettin. Hani Hı -hı. Hem zaman algımızda var. Ama bir taraftan bazı şeylere karşı yargılarımız böyle çok esen oluşmuş. Hı -hı. Yani o ortamla ilgili olabiliyor, işle ilgili olabiliyor, Hı -hı. toplantılarda olabiliyor. Hı -hı. Yani herhangi bir proje içerisinde bile düşününce sanki onunla ilgili bazı yargılarımız var. Ve Hı -hı. onlara karşı kötü hissediyoruz. Hı hı. O yargıları fark etmek çok çok zor geliyor bana. Hı. Hala kendime düşünüyorum böyle. Erteledim çoğu şeyi baktığımda ki hani burada söyleyeceğim. Podcast'ı daha önce de söyledim ama hı hı. hala mesela başlayamadım ve ertelediğim bir şey kitap yazmak. Hı hı. Mesela neden? Aslında hı. çok rahat şu anda istediğim konuyla ilgili podcast'tan dolayı 20 bölümüm var. Aslında o podcast'in transkriptleri de hazır. Evet. Neyi bekliyorsun? Evet. Değil mi? Neyi <laughs> bekliyorsun? Ama zihnimdeki sınırlayıcı inançlardan hı. bir tanesi şu. Nedir? Çağrı sen kimsin ki kitap yazabilirsin. Bu düşünce bana o kadar geliyor ki bunun konuşurken saçma geliyor. Hı hı. Ama baş başa kalırsak bu düşünceyle. O düşünce beni çok feci bir şekilde etkileyip içine çekiyor ve ben onu atıyorum kenara her seferinde. Evet. Bu tür sınırlayıcı inançlar beni hep ertelememe sebep olurken yakaladığım ama çoğunlukla değiştiremediğim şeyler olabiliyorlar. Hı. Orada ne öneriyorsun? Şimdi bunu söylerken bile sen o inancı aslında zihnen ne kadar anlamsız olduğunu fark ediyor olsan bile sen söylerken mesela boğazında bir düğümlenme fark ettim mi? Evet. Bir koç olarak <laughs> bilmiyorum bunu sen de onaylıyorsun. E, Bedeninde gördüm yakalandın. Biriyle çalışabilirsin. Destek alabilirsin. Çünkü her birimizin bu inançları var ve bunlar ya. bir yerlerden geliyor aslında. Birisi ben hiç bu kitap olayını söylemeden birisi bana ulaştı. Dedi ki çağrı senin çok seviyorum. Hı. Seninle beraber çalışmak isterim. Kitap hı. yazmayı düşünüyorsan ben editörlük yapıyorum. Sen destek olacağım dedim. Hı, hı. Ve Heyecanlandım ama sonra ben onu kişiyi ghostladım okay. O kadar yani söyleyebilirim hı. Ben böyle biriyle hı. çalışmayı değil de Bu inancınla ilgili biriyle hı. çalışmayı Önerecektim Çağrı güzel. Evet bu Yine çalışma, çalışma şekli de demek ki yani belki. Ne kadar güzel böyle bir desteği alıyor olmak Bir editörle de çalışıyor olmak çok kıymetli Onun sana ulaşıyor olması ne kadar şahane yani böyle takdir ediliyor olmak, görülüyor olmak, işlerinin sayılıyor olması ki zaten ortada. Çok kıymetli. Her birimizde var bu inançlar. İnan ki yani gerçekten ben burada oturuyorum ama ben de inançlarımla beraber oturuyorum yani. O yüzden de bunlarla ilgili profesyonel destek almak olabilir. Çünkü bazen arkadaşlarla konuşmak, bazen kendimize işte sen sabah sayfaları yazıyordum bazen diye hatırlıyorum. Hani sabah sayfalarından çıkanları belki bir koçla işte terapistle bu alanda çalışan yani onlarca farklı yöntem var aslında destek alabileceğimiz destek almak kıymetli ben de destek alıyorum hem koçtan hem terapistten bunların yolculuğunda çok katkısı olduğunu hissediyorum ee, o yüzden belki oralara bakmak söz konusu olabilir ve hani senin üzerinden çok devam etmemek istiyorum hadi topu kendime atayım istiyorum <laughs> teşekkür ederim ee, başarısızlık korkusu eleştirilme korkusu. Biri bana bir şey der mi? Yani ben şimdi podcast'ın hmm. podcast'in örneğinden verecek olursam. Burada işte hani mükemmel olmalıyım. <laughs> E'ler e çok fazla çıkmamalı. çıkacak mı acaba benim? Çünkü ben bazen düşünürken de ee, diyebiliyorum. Acaba onlar çıkacak mı? Gibi düşünceler Çıksın. böyle. Biz onları keser atarız yani. Harikasınız <laughs> siz. Artık kesiyor ve atmıyor olursanız da bunlar denize dair şeyler. Hani deniz böyle bir insan. <laughs> hani bunu kabul etmek bir tarafıyla çalıştığım şeylerden biri. Ama Eleştirme yani bunun altına gelecek bir yorum. Hı hı. E, bunlar mesela benim eskiden e, çok daha zorlandığım alanlardan biriydi. Ama çalıştıkça biraz daha teflon diye tarif ediyorum ben bunu. Herkese belki hitap etmiyorum. Daha teflon olmayı öğrendiğim bir hal hı hı. gelmeye başladı. Çünkü ortada bir iş yapıyorsunuz ve ortada bir içerik üretiyorsunuz. Bu nedenle de açık alanda bir şey yaptığınız zaman o açık alanda da ister istemez birileri bir şeyler söyleyebilir bu bazen çok takdirde gelebilir bazen de hiç beklemediğiniz bir yerden de gelebilir ama hangisini alacaksınız oradaki filtrelemeyi yapıyor olabilmek ama bunun beraber işte şey diyorum yani eleştirilme korkusu başarısızlık endişesi biri bir acaba bana bir şey mi der <laughs> bunların hepsi de ertelemenin içerisinde olabilecek şeyler yani bunlara da ertelemeye aslında bizi yönlendiren sebeplerden bir tanesi olabilir bir, bir sürü sebep saydık. Tabii ki. bunu da ekleyebiliriz. Evet benim aklıma bu anlattıklarını düşündüğüm zaman aslında başlama korkusu da geldi. Hı hı. Hani sen aslında bir şeyleri yapmak için de giderken ama adım atmaktan da korkuyoruz. Yani zihnimizdeki küçük tabi bile çok büyük olduğu için o başlama şeylerinden kaçıyoruz genellikle. Evet. Çünkü bir şey başladığımız zaman onunla beraber sorumluluklar geliyor. Ben bunu iş hayatında çok görüyorum. Hı hı. Bazı projeler var toplantıda kim bunu yapmak isterdiği zaman Herkesin sanki hiç duymamış gibi bambaşka <laughs> yerlere baktığı, kimsenin birbirine bakmadı. <laughs> <laughs> toplantılar yaşanıyor. Yani bu sorumluluk kimde? Hı hı. Herkes başkasını arıyor ve hı hı. sonra birisinin üzerine atılıyor bu. Hı hı. O kişi zaten bunu istemeyerek kaldığı için de sürüncemede kalıyor hı hı. ya da işte başka şeyler de var. Bazı fikirler var, yıllardır pişmesi bekleniyor. Hani duygun ortam değil, şu değil deyip o başlamıyor bir türlü. Hı hı. Galiba iş hayatında en çok karşılaştığım şeyler bunlar. Hı hı. Yani insanlar sorumluluk almaktan kaçıyorlar. Çünkü o sorumluluğu alırsa onunla ilgili hesap verebilir olması gerekiyor. Ama buradaki sorumluluk sadece iş hayatında değil de... ...bir taraftan kendi sorumluluğumuzu da almıyoruz gibi. Yani evet. bir şeyle ilgili benim sorumluluğum var. Duygularımın Hı -hı. sorumluluğu var. Hı -hı. Yaptığım şeyler bende. Ama hep gücümü başkasına bırakıyorum. Diyorum ki ya Deniz hani başlarsan sen de beraber yaparsak olur falan diyorum. Sana üzerine bırakıyorum. O zaman bu senin sorumluluk sanki sen demiş gibi. E, benim hani bireyim hani özellikle şu an gelişen kültür bizi bireysel hale getiriyor ama bunun sonundan da kaçma halini çok görüyorum ben bilmiyorum evet. sen danışanlarını da görüyor musun ama e tabii yani o bir bahane ya yani ben aslında Çağrı ile beraber ilerleyecektim ama ya Çağrı'nın bir türlü vakti <laughs> olmadı işte Çağrı istemedi Çağrı'ya perşembe uyuyordu bana çarşamba evet. uyuyordu tüh tüh vah vah hani ki perşembe listesi de <laughs> değiştirebilir ama <laughs> yani e, ne güzel artık ben de bundan kaçabilirim. Bunu bahane olarak kullanabilirim. Ama yetişkin sorumluluğu dediğimiz şey yani bizler artık çocuk değiliz. Bizlere ne yapmamız gerektiği söylenmiyor. Ama bizim hayatımızın getirdiği bir takım sorumluluklar var. Bunun dışında bizim kendimize dair sorumluluklarımız var. Biz burada neredeyiz? Kendimize vakit ayırmak, işte sınırlarımızla ilgili bir şeyler yapmak, hedeflerimizle ilgili çalışıyor olmak. Bunlara dair aldığımız yetişkin sorumluluğunda neredeyiz? Bunu bir birinden beklemektense ben acaba nasıl adım atabilirim ama şurada belki şu hani sen oradan bana ufak bir kopya vermiş oldun ve ben bu konuyu konuşmayı Aa. çok seviyorum. Adımın büyük olması değil de küçük olması da yeterli. Burayı böyle tekrar etmek istiyorum. Adımın büyük değil de küçük olması da yeterli. Ama önemli olan sürekli oluyor olması. Hı hı. Sürekli küçük adımlar aslında büyük başarıları getiriyor. Hı hı. Biz genellikle bunu atlıyoruz ve farkında olmuyoruz. Yani böyle çok büyük adımlar atması gerektiğini. Yani gözümüzde büyütebiliyoruz bunu. O yüzden de kaçabiliyoruz aslında. O yüzden de erteleyebiliyoruz. Oysa minik minik tatlı tatlı adımlarla bir yerlere varabiliriz. Bölüme burada kısa bir ara verelim. Size iki tane duyurum var. Bir tanesi bu çok sevdiğim bir şarkısını paylaşmak istiyorum. Her zaman yaptığım gibi. İkincisi ise Deniz ve Hale Acun Aydın. Kendisini daha önce de konuk etmiştim hatırlarsanız bölümümüzden. Birlikte Gönül Olmak'taki çok güzel bir atölye yapıyorlar. Adı da Gönül Ol İşini Parlat Atölyesi. Daha önce iki kez yapmışlardı. Şimdi üçüncüsünü yapıyorlar. Biliyorsunuz ki bir şey yapmaya başladığınızda içerik üreticisi olabilirsiniz. Ya da kendi markanızı oluşturmak istediğinizde en çok zorlandığımız şey görünür olabilmek. Yaptığımız işi insanlara gösterebilmek ki bu sayede aslında işimizi büyütebilelim. Bu çok çok zor. Deniz ve Hale de bunu çok iyi bildikleri için hem deneyimleri hem tecrübeleriyle beraber harika bir atölye hazırlamışlar. Bu atölyeyi kaçırmayın derim. Denize ve Hale'ye ulaşabilirsiniz. Belki üçüncüyü kaçırmış olabilirsiniz bunu dinlerken ama dördüncüsünü kesin yapacaklardır. O yüzden bilgi almayı ve takip etmeyi unutmayın. Denizle olan sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonraki bölümde sizi zinciri kırmakla ilgili bence harika bir çilek bekliyor. Deniz'in çok sevdiği 2 dakika kuralı ve ertelemeyi nasıl yenebileceğimize dair harika çözüm önerileri sizi bekliyor. Bol keyifli bir sohbet var dolu dolu ve bence en çok merak ettiğim şey de bölümün sonu Deniz'in sorduğu soruya Nasıl bir yanıt vereceksiniz? Bunda çok 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 merak ediyorum. Tabii ki yorum yapmayı unutmayın. Bunu da hatırlatmış olayım. Bölümü paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hele bize geri verirseniz çok çok mutlu oluruz. Şimdi ise bu arada çok keyifle dinlediğim bir şarkısını paylaşmak istiyorum. Samon söylüyor Life is a Beach. Böyle yaz gelmişken herhalde bilmiyorum onunla mı ilgili ama bana çok ilgilen bir şarkı. Hadi gelin şimdi şarkı dinleyelim sonra deniz olan sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Meraklı dinlemeler... <laughs> Şey, çok veriyorum. Yani ben ben yürümeyi çok seviyorum ama örneğin ben e, günde 1500 atan, adım atan bir insansam. Sonra bir yerde okudum bir makale okudum ya da Çağrı'yı Instagram'da Hı -hı. görüyorum. Wow Çağrı 10 bin adım kuralını belirliyor ve işte her gün 10.000 adım yürüyor. Ben de çağrıya özendim ya da o makalede işte Japonlar <laughs> böyle olur ya Japonlar bir şey yapın. 10.000 adım atıyorlarmış günde ben de yapacağım. Zaten burada 10 bir adımı Japonlar bulmuşlar aslında. Gerçekten tamam o zaman doğru bir <laughs> nokta. Bir tane eski hatırlar mısın yumurtalar vardı tamagotçiler vardı. Evet evet. Onun gibi bir alet bulmuşlar yürürken seni ölçüyor. Adı da 10 bin mı demek olay koymuşlar Japonca'da. Okey. Ondan sonra bu kalmış aslında. 11 adımın başka hiçbir sebebi yok. Başka hiçbir sebebi yok. Tamam süper. Ne güzel bir bilgi öğrenmiş <laughs> oldum senden. Velhasıl ben 1500 adımdan. artık gün belki 10.000 adımı yapabilirim. Çünkü bir motivasyon. <laughs> Tabii gaza geldik değil gaz, mi? Değil mi? Yani bir gaz bulutunun içerisindeyim o an. Ertesi gün oldu. Belki bir sonraki gün de oldu. Sonra ne oldu bana? <laughs> sonra ben böyle evde. <laughs> o yüzden 1500'ü belki hani 2500'e çıkartmak. Belki işte haftada 7 gün değildi. Ne bileyim hiç yürümüyorsam haftada 3 gün demek gibi. Ya da kitap okumuyorsam belki işte günde 100 kitap okuyacağım. Ayda 5 kitap bitireceğim gibi bir şeyden değil de. Hani her sabah kalktığımda bitki çayımı içerken, kahvemi içerken hani 5 sayfa okuyacağım. Çok küçük geliyor ya bu adımlar bize. Evet. Çok küçümsüyoruz biz bunları. Ne olursunuz küçümsemeyin. <laughs> <laughs> ben Robin'sin 5 saniyesi aklıma geldi. Hı, yani evet. Sadece yazan kitabın kapağını açın. En az kesin bir sayfa okuyacaksınız. Sonra evet. ikinci sayfayı merak edeceksiniz gibi. Dediğin şey çok kritik geliyor. Genelde hep bundan kaçıyoruz Hı -hı. oysa. Çünkü küçük adımlar değil de zihnimiz sanırım hayal kurduğumuz için. Hı -hı. Ya ben kendim mesela bir yerde Hı -hı. bir şey başlarken atıyorum mesela. Şu anda neyim yok? YouTube kanalım yok. Hı -hı. Yani var da arada içerik üretiyorum. YouTube için değil de ben podcast tarafında kalıyorum Hı -hı. daha çok. YouTuber olacağım gibi bir hedef kendime koyarsam. Kendime örnek olacak kişilere bakıyorum işte. Mr. Beast'i e falan görüyorum. Milyonlarca izleniyor. Diyorum ki ben böyle bir şey üretemem ama daha bilgi çekti. Şu kişi olurabilirim. Ve kendimi o kişinin yerinde hayal edebiliyorum. Hayal etmem ışık hızıyla. Ama gerçekten onunla oraya gelebilmem için atacağım binlerce adım var. Ve ben o adımları görmüyorum. Özellikle galiba sosyal medya mı? Artık hani bu çılgıncasına hız dönemimi Tıkladığım şeyi anında kapımda görebiliyor olmak Hayal ettiğim şeyi de anında sahip olabileceğimi düşündürtüyor. Evet. Bu inanılmaz büyük bir yanılgı. Evet. Biz galiba daki farkı da doğru ölçemiyoruz, göremiyoruz. O yüzden direkt o kişi olmak istiyorum. Hmm. Ama o kişi olmak için başlaman lazım. O kişi belki de 20 yıl önce başladı. Biz bunları kaçırıyoruz genelde. O kişi buraya gelebilmek için Mr. Beast örneğinden hmm. kaç tane adım attı? Ben belki gerçekten. onun 20 yıl önceki, 10 yıl önceki videolarını izliyor olsak. Gerivi'yi mesela ben çok izlerim ve Gerivi hmm. özellikle eski videolarını da çok çok oyar. Evet. Ve böyle olurum yani. <laughs> Aa evet yani. Gerivi <laughs> de bunları anlatıyordu. Çocukmuş ya Gerivi falan diye. Evet, yani yani e, bunu hatırlatmak ve biz bebekken nasıl yürüdük? Yani bir anda, ertesi gün yürüyeceğim ben falan gibi bir şey. Yani bebek sesinde çok korkunçmuş da. <laughs> ertesi gün ben yürüyeceğim diye bir şeyle başlamıyoruz, değil mi? Yani bir bebeği benim yeğenim oldu şimdi, yaklaşık iki yaşında olacak ve. Maşallah. Bütün onun aşamalarını çok teşekkür ederim. Bütün onun aşamalarını gördüğümde kaç defa düşüyor, kaç defa kalkıyor, kaç defa ısrar ediyor, sinirleniyor, yapamadığında ama tekrar deniyor. Yani müthiş bir azim ve ısrar var orada ve bir süreklilik var aslında yani tekrar tekrar onu yapıyor olmak. O yüzden ben de bu dönemi ertesi gün kapında dönemi diye hep tarif hmm. ediyorum. Yani bir şey istiyoruz ve çat ertesi gün kapımızda olabiliyor böyle sipariş verebiliyoruz. O yüzden aynı şey kendimizde de. E, bir beklenti içerisinde girebiliyoruz ya da işte o Instagram'daki ...karenin ya da dikdörtgenin arkasında olan binlerce adımı oraya o kişilerin nasıl geldiğini bilmediğimiz için de ve o kareler ve o dikdörtgenler bütün bu anlatıma 15 saniyeler izin vermediği için de yani çünkü bir sürü saat var orada Hı -hı. ama sizin içerik üreticisi olarak anlatabileceğiniz 15 saniye var belki o olayı. O yüzden de beyin ne yapıyor? Hmm okey yapabilmiş ya hani ben de orada olmalıyım. Karşılaştırmaya çokça giriyoruz. Evet kesinlikle Hı -hı. bir de anlattığın şeyin içerisinde. Hafızamız da çok e, zayıfladı gibi geliyor. Evet. Ya çünkü anlattığın zaman kendimde başka örnekler düşünmeye başladım. İşte e, o kişilere mesela işte bir sanatçı şarkı söyleyen birisini gözümde canlanıyor. 15 yıl önce konserine gitmişim. Ve onun aslında popüler olması son 5 yılda. Ama şu an o kişiyi düşündüğüm zaman sanki son 6 ayını hatırlıyorum. O 15 yıl önceye gitmek için kendimi zorlamam gerekiyor. Hı. Çok artık yakın tarihli kısa süreli bir hafızayı sahibim. Uzun süreli hafızam artık aslında... Belki sosyal medyadan deyip ona atmayacağım topu ama belki de çok fazla kullanmadığım için, çok ihtiyaç duymadığım için azalmış. Çünkü Hı. telefon numaralarını da artık ezberlemiyorum. Evet. Eskiden herkesin ezberlerdim. Evet. Bu da aslında belki de hafızamı güçlendirmek gerektiğini bana böyle bir not da çıkarttı bu taraftan. Aldım bunu, <laughs> kendime koydum. Sanırım anlattığım şey de biz e, erteleme davranışı yaparken sonuç odaklı bakıyoruz. Süreci hep ıskalıyoruz hep sonuçlara bakmaya çalışıyoruz. Senin anlattığın bölümün başına doğru söylediğin şey aklıma geliyor. Orada da aslında biz başladığımız zaman hemen bir şey görmek istiyoruz. Ya da işte zaman doğru tahmin edemiyoruz. Yani ben hemen aslında ne olacağını düşünüyorum. 15 Hı -hı. dakikada yaparım diyorum. 5 saat sürüyor. Belki de 5 gün sürüyor. Hı -hı. Bunu doğru göremiyorum. O yüzden hep aslında sonuca bakınca da hüsran, hayal kırıklığı, motivasyon düşmesi ve aslında o işi daha çok ertelediğimi görme hayalinde kalıyorum gibi geldi. O yüzden sanırım süreç odaklı olmak, erteme davranışını azaltmamıza yardımcı olabilir gibi. Evet ve inişleri çıkışları olacağını da bilmek. Hmm. Hayat bunlardan ibaret. Bir şeyleri yapacağım, deneyeceğim, olacak, olmayacak, tekrar deneyeceğim, biraz iyileştirmeler yapacağım. Hayatı arada... bir oyun alanı gibi evet, görmek mi? oyun alanı olarak görmek. Yani böyle bir düz bir çıkışla ilerleyen bir şey değil. Önümde düz bir hat yok ya. Hani böyle... Ee, ...gerçekten bir keçi hmm. yolu gibi... ...hani o yolun getirdiği bir şeyler var... ...belki bir yerde duracağım hani... ...o yolculuğun bir farkına varıyor olmak ama... ...bir de yetişkinim ben... ...yetişkin olduğumu da bir çok tarafıyla... Uzun. ...unutmuyor olmak, hatırlamak burada, ya da... Evet burada şey hatırladım... Ee, ...en sevdiğim kişilerden bir tanesi... ...işte içerik üretenlerden, ...Joseph Campbell... Evet. ...yani kendisini içerik üreten diyorum ama... zaman <laughs> yani çok kitap yaptın? ürettiği... ...ve <laughs> aynı zamanda podcast'te bir zamanlar... ...derslerin notları vardı... ...bayılarak dinliyordu evet. ama kaldırdılar... Ee, galiba Tilly'den bilmiyorum artık. Ama Joseph Campbell bir tane Hı -hı. kitabında şeyi anlatıyor işte. Kral Arthur efsanesinden bir anekdot paylaşıyor. Diyor ki işte şu an biz de bir yuvarlak masadayız. Yuvarlak masada şövalyeler... ...yemeği başlamadan önce hep bir macera bekler dermiş Ve o maceranın gelmesi için de heyecanla bekliyorlarmış. Bir şey gelecek, haber gelecek. Haber geldiği zaman da herkes ormana daha önce hiç kimsenin girmediği yerden girerek maceraya başlıyormuş. Joseph Campbell de diyor ki aslında Herkesin girdiği yerden girdiğin zaman başkanı taklit ediyorsun. Ama aslında bambaşka bir yerden girersen, daha önce hiç kimsenin cesaret etmediği yerden girersen o zaman sen kendi maceranı yaşamaya başlıyorsun. Hı. Bambaşka şeyler seni bekliyor. Buradaki heyecan çok güzel geliyor. Hani Hı. böyle baktığımız zaman. Keçi yolu benzetmen bana bunu hatırlattı. Çünkü herkesin gittiği yoldan değil de kendi yolumuza gireceğiz. Bazen belki kesişeceğiz. Ama oralarda da görmek, belki de birlikte destek almak. Ama bazen de... Benim yolumun farklı olduğunu bilmek ertelemeyi ya da kendime güvenimi artırabilir belki. Evet. Böyle bir şey alıyorum seni söylediğinden. O kadar güzel tarif ettin ki Joseph Campbell ...Kahraman sonsuz yolculuğu <laughs> Jung'la biliyorsun, <laughs> e, arkadaşlığı kesiştiği yollar. Eee Jung da, da biz kahramanın yolculuğuyla <laughs> ilgili böyle sana daha sonra göstereyim çeşitli kitlerimiz vardır. <laughs> Oradaki adımları çalışırız mesela danışanlarla. O yüzden beni çok çalışmayı da sevdiğim bir alan. Her birimiz yani kendi yolumuzda bazen ışıkla bazen karanlıkla beraber her ikisi de var. Bunlarla beraber yürüyebiliyoruz. Birbirimizi elbette örnek alabiliriz, ilham alabiliriz, birbirimizden öğrenebiliriz. Ama bize ait de, bizim yolculuğumuza ait otantik özgün şeyler var. Bunu da unutmamak, yani kendimizi de hani takdir de ediyor olmak şefkat de gösterelim biraz böyle şey yetişkin sorun <laughs> diye dövmüş olmayalım ama şefkat de gösterelim <laughs> onu da unutmadan hani e, o mera heyecanı e, ne oluyor bir sonraki adım bilmeden belki hareket etme halini getirmek e, keyfi de yerine getirecek gibi geliyor bana. Evet, bir de söylediğinden başka bir alıntıya daha daha da gittim. <laughs> Tolstoy'u gideceğim ama belki tostoydur ikisini hep karıştırıyorum ben nedense. Kitaplarını okumama rağmen şey yapıyorum. Tek okumam gerekiyor belki şey diyor yani mutlu aileler hepsi birbirine benzer. Evet. Mutsuz aileler aslında hikayelere sahiptir. Yani bizim aslında gerçekten o inişler çıkışların olması, zorlanmamız gerekiyor ki kendi hikaye hikayelerimize sahip olalım, onları oluşturabilelim. Hı hı. Çünkü diğer türlü aynı hikayenin içerisinde kalacağız. Evet. Belki böyle görmek hem oyun olarak hem de macera gibi bakmak heyecanlandırıyor. Ya yani o düşüp kalkmaları da aslında daha çok yapma isteğinin sebep oluyor gibi geliyor. O yüzden bu taraf bana keyifli gelen taraf. Peki böyle bölümün sonu doğru gelelim. Yani geldik neredeyse artık. Ama dinleyenler belki şey diyebilirler artık. Yani işte ya Çağrı konuşuyorsunuz. Ama Çağrı bir türlü şeyi sormadın işte. Ya ben hep erteleyip duruyorum. Ne yapabilirim? Çözümler <laughs> ne olabilir diye. Bir şey sormadın diyebilirler. O yüzden böyle erteleme halinde olan kişilere biraz anlattıklarım içerisinde olmasına rağmen daha kısaca özetlesek ne yapabilirler? Ne yapmaları gerekir? Böyle hmm. adımlar var mıdır? Kolay bakabilecekleri ...çek edebilecek de bir liste var mı? Çokça strateji var bununla ilgili... ...ama ilk önce şunu söylemek istiyorum... ...çokça nedenleri konuştuk... ...yani Hı -hı. neden olabilir diye... ...çünkü kendimizi fark etmeden... ...kendi yolumuzda nelerin için erteliyoruz... ...görmeden bir yara bandını... ...yapıştırmaktan Hı -hı. öteye geçmiyor yani... ...hani strateji her yerde var... ...ama o strateji... ...bende nerede neye etki Hı -hı. edecek... ...onu bir anlıyor olmak için aslında... ...nedenleri fark ediyor olman lazım... ...o yüzden belki böyle hani ilk önce... Bir, bütün podcast dinlerken hani bir, bir dakika belki mola verebilirler ve şey hani ben neyi nerede erteliyorum? E, ne gibi bahanelerle erteliyorum? Çünkü kendimize kullandığımız cümleler var ve aslında pek çoğumuz bu cümlelerin ne olduğunu ...çok yakinen biliyoruz... ...kendi içimizden çıkıyor... ...bir onu şey yapmak... ...ama böyle hani ufak tabii ki çok böyle... ...nokta atışı stratejiler de var yani... ...çok strateji var ama benim kullanmayı çok sevdiğim <laughs> stratejiler de var... ...bir tanesini sen aslında konuşurken... ...söylemiş oldun... <laughs> ...ben bunu başlama mucizesi olarak adlandırıyorum... ...bir şeye başladığımızda... ...az önce de konuşurken evet, şey yaptık yani... ...ben çünkü korku diyorum... ...korku olunca mucize kadar güzel akılda kaldım... ...pozitiften <gülüyor> gidelim... <gülüyor> Ee, yani başladığımızda aslında o işin o kadar korkutucu olmadığını Peki. görüyoruz. Keyif alabileceğimizi görüyoruz ya da görmesek de hani görmeye de biliriz bunlar da okey. Belki de çok daha kısa sürecek. Peki. Yani artık işin içine girdik yani. Merle Robinson hmm. dediği gibi kitabı kapağını açtığın zaman zaten bir sayfa okuyacaksın. O kitabın kapağını açmak da şey. E, e, diyebilirler şimdi hani başlamayı biz de biliyoruz Deniz Çağrı yani nereden geldiniz ama... İşte bazen basit çözümlerin içerisinde boğuluyoruz ya yani su içmeyi hepimiz biliyoruz ama <laughs> hala su içmeyi konuşuyoruz gibi. O yüzden gibi. milyonlarca dolar kazanan su içme uygulamaları var. Evet o yüzden de bunu hatırlatıyor olmak lazım. Milyonlarca dolar vermenize gerek yok. Biz şimdi Çağrı ve Deniz olarak size başlama mucizesine hatırlatıyoruz. <laughs> o yüzden hani... Adım atmak. Ama hı hı. bu adımın da böyle dediğim gibi kocaman bir şey olmasına gerek yok. Ya. Yani gerçekten o kitabın kapağını atıp açmak müthiş bir örnekti. Ee, i̇şte spor yapmak istiyorum o zaman belki de e, ne denir? Ayakkabımı, spor hı. ayakkabımı kapının e, oraya koymak. Kapını değil oraya koymak. Değil mi? Hadi onu da yaptım olmadı. Okey o zaman belki de spor taytımla tişörtümle uyumak. Kalktım da hemen... Kendimi dışarı atmak. Biraz bahaneleri de ortadan kaldırmak. Çünkü ben aslında Deniz olarak, Çağrı olarak hangi bahaneleri kullandım dinleyiciler olarak bunları biliyoruz diye tahmin ediyorum. O yüzden hani biraz oraya bakmak önemli. Bir de benim çok sevdiğim ve çokça anlattığım bir kural ya da yöntem var. İki dakika diye. Hmm. Sadece iki dakika yapacağım. Yani şimdi sadece iki dakika bu konuyla ilgili çalışacağım. Sadece 2 dakika maillere bakacağım. Sadece 2 dakika yemekle ilgili malzemeyi çıkartacağım. Sadece diyelim ki yani şu anda o aklıma geldi. 2 dakika bakacağım dediğinde o iki dakika biraz artıyor. Eğer iki dakikada bırakmak istiyorsanız ama ben bunu gerçekten binlerce kişiyle uyguladım. Genellikle devam ediliyor. Çok çok nadirdir. <laughs> Ve devam ediyor oluyorsunuz. O zaman da o sizin içinizdeki... O korkutucu, o böyle miydi, şöyle miydi, bu muydu, du muydu diye hani seslenen şeyler azalmaya başlıyor. Bir sakinleşiyor. Çünkü artık siz başka bir alandasınız. Var olduğunuz o konfor alanından adım atıp benim gibi podcastta konuk oldunuz. Hı hı. Aklıma gelen ilk stratejiler bunlar. Ama hani harekete geçmek çözümlerden biri. Şunu unutmadan çözüm Google'da yazdığımızda yüzlerce çıkıyor. Beni de arattıklarında yüzlerce strateji bulacaklar Ama bununla beraber nedenlerine de odaklanıyor olmak o yara bandını takmaktansa gerçekten o hani sıkıntı neyse onu söküp çıkartıp yerine daha tatlı bir şey koymaya doğru yol açacak. Harika geldi anlattıkların. Bir taraftan tabii şey de var yani aslında bölümün başına da söyledin. Hmm. Yani biz bunların nedenlerini anladık, harekete geçtik. Belki de sporla ilgili olan şeyimi açtım ve spor yapmaya başladım. Sürekli sağlamakta zorlanabilirim. Yine bir yerde dönebilirim. Sen söylediğin gibi düşeceğiz çünkü. Ama oralarda da hep o bakım vermiyor, o şefkati sen de zaten söylemiştin önemli olduğunu. Bir taraftan da biz değiştiğimizi de fark etmek. Yani ben değişiyorum. 6 ay sonraki çağrı ile şu anki çağrı aynı kişiyse zaten ben bir bundan korkarım. <laughs> yani bu kadar aynı şeysem. Çünkü orada değişmem gerekiyor. Yani düşüncelerim de değişmesi gerekiyor. O yüzden belli dönemlerde belki bu nedenlerin de değişebileceğini. Evet. Ve zihnimizin aslında çok iyi yaptığı şeylerden stratejilerden bir tanesinin bizim bu uyumlanmamızı fark edip yeni stratejilerle bizi... Aslında önümüze farklı engeller çıkartacağını bilmek gerekiyor. Evet. Değil mi? Çünkü Zihni sürekli engelleyebiliyor ve bizi, çoğunlukla bizden daha iyi tanıyor. Tabii. O yüzden de bize hiç düşünmediğimiz bambaşka yerlerden farklı şeyler çıkartıp ikna edebiliyor, çok güçlü. O yüzden belki o, bunu fark etmek de, bu dediğin şeyleri yapmayı kolaylaştırabilir orada düştüğün anlarda. İşte orada zaten senin gibi bir koçla çalışmak zaten aslında bence onu çok sağlayan bir şey çünkü insan kendisini görmesi çok zor ama birisiyle beraber, bir de bunu anlayan, bir de gönülden dinleyen, empatik dinleyen birisi de bunu yaptığı zaman kendisini çok daha iyi anlayabiliyor. Evet. Bu çok kritik geliyor bana. Çünkü diğeri, başladım ama sonra devam edemedim. Hani hep böyle pazartesi başlayıp salı biten şeyleri dönmeye başlıyor. Bunu çok görüyorum. Şu var ya sevgili Barış Özcan'ı buradan arayalım, analım ve arayalım. <laughs> Öyle bir şey çıktı. buradan Barış sonra... Özcan buraya konuk olur musun lütfen? Evet, lütfen. Zinciri kırma. Yani <laughs> Müthiş bir uygulama yani çok basit değil mi? çok basit ee, burada hiç eleştirecek bir şeyim yok ama bununla beraber yani bu bir eleştiri değil genellikle bu konuyu konuştuğumda hep böyle hani, bir Hı -hı. şey mi diyorsun gibi bir şey oluyor ama hayatımızın getirdiği pek çok şey var hasta olabiliriz ben biraz pozitif ayrımcılık da yapayım bir kadın olarak aslında pek çok şeyle ilgilenmem Hı -hı. gerekiyor ister istemez yani hani hayat şu anda bu noktada biz hani başka bir yüzyılda yaşamıyoruz ve var olan e, coğrafyada da bu noktada bir sürü şeyle beraber ilgilenmem gerekebiliyor O yüzden ben bir hedefe başlamışken ya da bir adımı atmışken bunu üç gün yaptıktan sonra dördüncü gün yapamayabilirim zinciri kırabilirim oralarda çok bırakıyoruz Hayır devam edebilirim Yani ben bunu üç gün yapıp Sonra dördüncü gün yapmadığımda beşinci gün devam edebilirim. Tatilde bunu yapmadıysam tatil dönüşü devam edebilirim. Kendime bu izni neden vermiyorum? Ee, battı balık yan gider. Ya hep ya hiç. Ee, yani buralara çok fazla düşen bir halimiz var. Bunu bazen ben de yapıyorum. Yani bunların hepsini söylerken başında da dediğim gibi bunlara ben düşmüyorum değil ama fark ettiğim anda... Değiştirebiliyorsun. Bir dakika ya. Değil, yes. Çünkü yetişkin sorumluluğunu kendi gücünü eline almayı... Evet biliyorsun o pratiğe sahipsin. Evet yani kurban değilim ben. Ben çocuk değilim. Ben bir bebek değilim. Ben kendime bakım vermekle sorumlu olan bir yetişkinim. Bunun içerisinde bu da var. Evet yani bu zaman yapmamış olabilirim. Okey şimdi tekrar dönebilirim. Ya da belki de bakıyor olmam lazım. Hmm. Artık şu kadar e, işte... 5000 adım hedefim belki de fazla geliyor onu değiştirebilirim ya da 5000 adım az geliyorsa ondan sıkılıyorsam o zaman onu değiştirip yükseltebilirim yanına bir şeyler koyabilirim ee, tekrar tekrar çek etmek noktasını getirdin ya sen bir şeyler değişebiliyor diye o yüzden hedeflerimizde yaptıklarımızda her şeyde bu izne de vermek yani hiçbir şey sonsuza dek kalıcı değil. Benim bir arkadaşım bir söz söylemişti acayip hoşuma gitmişti işle ilgili biz duvara çivi çakmıyoruz Denizciğim yani her şey bir anda değişebilir rahat ol <gülüyor> <gülüyor> demiştim ve ben böyle ne rahat olabilirim? <laughs> Kesinlikle. Rahat ol rahat olalım ama rahat olurken de kendimizi tanıyoruz. Bahanelerin arkasına da saklanmayan hı hı. bir rahatlıktan bahsediyorum burada. Evet. Ya senin söylediğin şeyi bu bir gün kendine izin vermek gibi şeydi. James Clear katıldığı bir podcast'te şey demişti. Aslında alışkanlık yaparken işte bir yaptık, iki yaptık, üç yaptık. Bir gün yapmadın, okey zaten. Ama bir sonraki gün daha yapmazsan o zaman aslında fark etme yeni bir alışkanlık kazanıyorsun. O da o alışkanlığı yapmama diyordu. Bence bunu fark etmek önemli. Senin dediğinden de onu aldım. Yani hı hı. aslında tekrardan kendini istersen iki gün ara ver ama devam ediyor musun? Hı hı. Bu çok kritik geliyor bana. O yüzden böyle iyi hissettirdi o taraf alınca. Bir de içimizdeki mükemmeliyetçiler konusunda da var Yani bölüm başında onu söylemiştin. Evet. Yani bir tanesi diye. Orada da bir şey görmüştüm. Benim de çok hoşuma gitti. Kimlik oluşturmakla ilgili bir şeydi. Yani orada birisi şey diyordu yani ben işte kendim mesela şey diye tanıtıyor. Bile tanıştığı zaman Merhabalar. işte ben o kişinin adını hatırlamam ama Çağrı ben ve ben pasta yemem. Kendisine böyle kimlik belirlediğini ve bunu aslında kendisine çok iyi o işlediğini söylüyor. İş şey hayatında arkadaşlar önce pasta yemediği için şaşırmışlar. Şaşır. Doğum günü kutlanıyor ve pasta geliyor ve o çeviriyor. Ama sonra bir süre sonra diyor ki bütün ofis artık benim pasta yemediğimi biliyor. Çünkü şeker tüketmiyorum ve pasta gibi yiyecekleri de yemiyorum. Hı. Bu tür bir kimlik sahiplenmenin onun çok rahatlattığını ve aslında ertelemeyle ilgili de kendine bir kimlik verebilmenin, onu sahiplenmenin çok güçlendirici olduğunu söylüyordu. Bu konuda mesela senin yorumunu merak ettim çünkü aklıma gelip duruyor o bölümün başından beri. Yani çok ilginç yani hiç yani e, bunu düşünmemiştim kimliğinin, personasını hmm. ifade etiş tarzını. Ama bu aslında bir sınır koyma şekli de. Hmm. Yani kendini ifade ederken benim sınırım bu ve arkadaşlar ben pasta yemiyorum ve bunu buradaki herkes bilsin. Çünkü bu benim için aslında pasta yememek en öncelikli konulardan biri. Benim işte sağlığım, hedeflerim şu 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 nedeniyle önemli. Ve bunu da herkesin biliyor olması lazım. Ve ben bu sınırın aşılmasını istemiyorum. Aslında daha ilk tanışırken söyleyen bir taraf var. Yani ben bunu kimliğin ötesinde sınırının net bir şekilde kendim biliyor olmak. Evet. Bir ve... de insanları da pasleyemiyorum. sizinle sosyalleşmeyeceğim anlamına gelmiyor. Evet. Siz reddediyorum da demek değil diye belki belirtmesin. Evet. Tabii kültürel olarak biliyorsun bizde yemiyor olsan da <laughs> ısrar edilir. O yüzden kendisini buraya davet ediyorum. Bakalım neler. <laughs> Bakalım neler oluyor. Bir de burada göreceğim kendisini. <laughs> Ya deniz çok teşekkür ederim. Ben deniz, teşekkür çok keyifli ederim. oldu. Benim için nani. Zaman hızlı aktı. Buradan aslında erteleme üzerine konuşamadık ama erteleme ile beraber hem biraz mükemmel yetiştik, biraz böyle en sonunda da olsa ama aslında bence bölümün her yerinde kimliği de konuştuk yani. Hı. Kendini fark etmek inançlarını hı. fark etmek zorlandığı noktalarda kendine kurduğun bahanelerin o köklerin neler olduğuna dair bayağı ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Verdiğin örneklerle beraber de Zihninde bu konu çok daha iyi oturdu. Hı hı. Yani bölüm bitirirken çok daha rahat hissediyorum bu konuda. Güçlendiğimi hissediyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. Son sorumu Osman sorayım. Bölümün klasik sorusu. Hadi bakalım. Sence bu bölümü dinleyen kişiler e, bu bölümden hangi soru, merak, alıntı ya da bir düşünceyle ayrılsınlar? Sence bu ne olur? Hmm. Şöyle zor bir soru soracağım galiba. Hmm. Kafamda bir toparlayayım. İki soru soracağım. Çünkü seçenekli veriyorum. Aynı, ya, soru ama, canım. aynı soru ama seçenekli. Bugüne dek ...ertelemelerim neye mal oldu? Ne bedeller ödedim yani? Hı hı. Ya da şu anda ertelediğim şeyler hayatımda nelere mal olabilir? Hangi bedeller öderim yani? Güzel. Hı? Evet, benimle beraber demlenecek bir sorularda. Dinleyenler neler düşünecekler merak ediyorum. Onları bizimle Instagram hesabın Deniz Alayat hı hı. aynı zamanda LinkedIn'de içerik üretiyorsun. Evet. Oradan da bizimle paylaşırsanız çok çok, çok mutlu oluruz. Harika olur. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Deniz da çok teşekkür, ben ederim. De teşekkür Podi ediyorum. Podi ailesine de çok teşekkür ediyorum. Bizi burada konuk ettiler. <laughs> çok teşekkürler Podi'ye de. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Merakla kalın. Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? yapacaksın?